canım alay. Ey der baba, sul yerin vay ay, düzünde. Ey der baba, sul yerin vay ay, düzünde. Bulak gelmer, çay içmerim gözünde ay canım. Merhaba, ben Aydın. Tebriz'de doğdum, Tebriz'de büyüdüm. Esas mesleğim farklı ama fotoğrafçılığı çok sevdiğim için fotoğrafçılık yapıyorum. Burası Tebriz, çok eski bir şehir. Ama ben şu an Şehriyar için konuşmak istiyorum. Çünkü Şehriyar'da gördüğünüz gibi fotoğraflar çektik mezarında. Ve ondan bahsetmek istiyorum. Benim ilham ile burada konuşup dil dodağım, benim ilham ile burada konuşup dil dodağım, Kur'an'a hafize burada açılıp göz kulağım. Şehriyar çocukluğun köyde geçirmiş de Tebriz'e gelmiş, yerleşmişler ama sonra gençliğin Tahran'a gitmişler. Yani liseni falan orada bitirdi, tıp fakültesine girdi ama maalesef tamamlayamadı. Bir kara sevda yaşadı. Daha duygulandı, daha farklı bir şeyle, edebiyata daha meraklandı. Daha sık şiirle ilgili bir şeyler yapmak istedi. Sonra devlet idaresi memuru oldu, emekli oldu. Ve sonunda Tebriz'de evi varmış, eskiden evleri varmış, baba evi. Oraya yerleşti, bizim mahallede, yani arka sokak taraflarımız, yani iki sokak öte. Ete at ite, mene ve çete. Şehriyar'ın ilk yazdığı şiir. Çocukken şiirlerini duyduk biz, annemizden, abimizden, ya büyük ablamızdan falan. Ama en çok tanış olduğum zaman, lise okuduğum zaman, lisede sınıf 10 falan dediğim bir arkadaş vardı. Okul kitaplarının arkasında Şehriyar'ın şiirlerini yazardı. Ben de merak ettim, kim diye sordum. Tanıyorduk ama o kadar değil. Şehriyar kendi dilimizde şiir falan yazıyor. Daha ilgilendim Şehriyar'ın şiirleriyle. Kendisini görmeye de gitmeye çalıştık aslında. Bir gün okuldan kaçtık da ama maalesef evine gittik, orada değilmiş. Nereye gitmiş? Savaş zamanı, savaş dönemiydi. Askerler yolcu ediliyordular savaş alanına. Göremedik ama ben çok sevdim. Neden sevdim? Herkes Şehriyar'ı Heyder Baba'ya selamla tanıyor. Onunla yani merak etmiş, aşık olmuş, hayran olmuş. Ben öyle değil, ben bir şiir duydum ondan, Behçet Abad hatırası. Çok etkilendim ve her gece onu ezber olmamı yani çalıştım da onu ben de arkadaşım gibi doğru dürüst okuyayım. Çünkü biz Farsça eğitim almıştık, Türkçe'ni o kadar, Azeri Türkçe'ni o kadar mesela bilmiyordum. Sonunda aşık oldum, ben de Şehriyar'ı sevdim. Aynı tüm Tebriz'de yaşayanlar gibi. Şehriyar doğru zamanda doğru bir şiir yazmış. Heyder Baba'ya selam kendi dilinde. Köyünü anlatmış. Köyündeki insanları, düğünü, yaz törenleri hepsini çok güzel bir dilde anlatmış. Heyder Baba yolum senle kez oldu. Kömü kesti gelemedim kez oldu. Heyder Baba yolum senle kez oldu. Kömüş eşli gelemedim göz oldum. Kes bilmedim gözellerin ne oldum. Kes bilmedim gözellerin ne oldum. Bilmez idim ayrılık var ölüm var. Ayrılık var içim var ölüm var. Kes bilmezdim ayrılık var ölüm var. İçim var ayrılık var ölüm var. Şehriyar böyle başlar da başta bir sürü şiir yazmış. Güzel şiirler var, Farsça var. Çok müthiş bir divanı da var. Ama o zamana kadar bu kadar yani insanlar tanımıyordu. Aslında Farslar daha çok tanıyordu Şehriyar'ı. Ama ne zaman başladı Şehriyar tanınma? Onu sorarsanız Şehriyar Heyder Baba'ya selam yazdığı günden beri yalnız Tebriz değil, İran değil, tüm Türkçe konuşan ülkelerde tanınmaya başladı. Heyder Baba, dünya yalan dünyadır.
Süleyman'dan, Nuh'dan kalan dünyadı. Oğul doğup. Oğul doğup dərdə salan dünyadı. Hər kimsə. Hər kimsinə hər nə verib alıbdı. Əflatından bir Qur'an qalıbdı. Eydər baba, dünya yalan dünyadı. Süleyman'dan, Nuh'dan kalan dünyadı. Oğul doğup derde salan dünyadı. Her kimseye her ne verip alıptı. Süleyman'la bir guri ad kalıptı. Her kimseye her ne verip alıptı. Süleyman'la bir guri az kalıbdi. Heydər Baba Aleyhisselam'ın yazdığından sonra kendisi de ölene kadar dedi ki benim en güzel şiirim bu. Neden? Çünkü kendi toprağımda kendi yaşadıklarımı yazdı. Heydər Baba yolum senden kez oldu. Günüm geçti gelen mədim gec oldu. Heç bilmədim gözəllərin necə oldu. Bilməz idim döngəklər var dönümlər. İtkinlik var ayrı yerlik var ölümlər. Heydər Baba, bu dünya fanıdır fani, bu dünyada kalan hani. Davud oğlu Süleymani taht üstünden salan dünya. Yalan dünya, yalan dünya. Senin bəhrən yiyen kimdi? Sənə doğru diyen kimdi? Kiminki sən yiyen kimdi? Alan dünya, satan dünya. Biri ayna, biri kastı, biri aydın, biri pastı. Gecə toydu, səhər yastı. Gül açdıqca solan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Şehriyardan bahsederken hiç Tebriz'i unutmamak gerekiyor. Tebriz her zaman Şehriyar'la sık ilişkidedir. Nasıl yani? Şehriyar dediğimizde Tebriz'i hatırlıyoruz. Tebriz dediğimizde Şehriyar'ı hatırlıyoruz. Seviyorum. Şehriyar'la yaşamışım ve yaşayacağım da Şehriyarsız Tebriz olamaz. Bu kadar ya. Tehran'da dünyasını değişti. Gəldilər Tebriz'e. Tebriz'de təşkil cənazə olundu. Gəldilər burada. Seyid Həmzədə, Siqət İslam xiyabanında. Məqbərətül Şüərada bunu dəfn elədilər. Dəfn eləyəndən sonra Şehriyarın bir dostu vardı. Ona vəsiyyət eləmişdi ki,
mənim torpağımın üstündə bunları deyəsən. Bu da qalxdı dedi ki, Şəhriyar, bir gün ağız qalı boş, bir gün dolu dad olar. Gün var ki, heç zad olmaz, gün var ki, hər zad olar. İşin əyilsə dostum, burada durma, əkil get, dostun görər darıxar, düşmən görər, şad olar. Bəxtin oyaq olanda, hamı qohum qərdəşdir. Bəxtin əgə yıxılsa, qohum qərdəş yad olar. Çalış adın gələndə, rəhmət oxunsun sənə, dünyada səndən qalan, fəqət quru ad olar. Bu da şəhər var.